Biz işte depremden hemen sonra dışarı çıktık. Benim gözlerim işte ambulans aradı, asker aradı, polis aradı. Kimseyi göremedik yani. Onun için gün biraz ışır ışımaz kendimizi en güvenli neresi olabilir diye düşündük. Köylere gittik. Zaten ondan sonra da ilk şoku atlattıktan sonra ben burada kurulan çadır kente geldim. Burada çok büyük bir dayanışma var. Dışarıdan gelen, işte yakın illerden gelen gönüllü gençler var, arkadaşlar var. Türkiye'nin her yerinden gelen kadın kurumları var. Burada işte hem köylere hem merkeze ihtiyacı olan ailelere yardımlar yapılıyor. Biz işte boştaysak o arkadaşlara katılıyoruz. Değilsek çadır kentte sorumluluğumuz neyse o sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok büyük, önemi çok büyük. Yani ölümden kurtuluyorsunuz, tutacağınız bir el arıyorsunuz. Bu size uzanan elin değeri çok büyük. Hiçbir şeyle ölçülemez. Onun için minnettarız dışarıdan gelen herkese, yardım eli uzatan herkese. Kürt gençleri geldi. Artış şunu duyuyoruz. Mesela buradan batıya giden ailelerin bir süre sonra tekrar çadır kente döndüğünü duyuyoruz. Ama diyelim ki buradan daha doğuya giden aileler daha rahat ettiklerini söylüyorlar. Mesela ben dün bir şeye şahit oldum. Buradan işte Muş'a ya da Şırnak'a giden bir aile olmuş. Aile işte ilk gün gidiyor, kendine hazırlanan ve her türlü ihtiyaçları konan evlerde, işte orada aileler geliyor yardıma, desteğe. Çünkü biz daha acımızı bile yaşayamadık. Daha enkaz altındaki insanlarımızı düşünecek şeyde bile değiliz. Yani o aslında şu ilk şoku atlattık dedim ama biz o şoku daha atlatmış değiliz. Biz daha o acıyı yaşamış durumda değiliz. O doğuya giden insanlar, aslında işte o insanların bir araya gelmesi, onların acılarını paylaşması, onların ihtiyaçlarıyla ilgili bir çaba içine girmesi büyük moral, büyük destek. Şunu demeye çalışıyorum, oraya giden ailelerden biri hem destek görmüş hem buraya gelip işte bazı ihtiyaçlarını alıp geri dönecekmiş. Oradan tekrar buradaki arkadaşları arıyorlar, buradaki gönülleri arıyorlar o aileler, diyorlar ki arkadaş oraya geldi, bak kendi memleketine gelmiş ama ona lütfen yardımcı olun, eşyalarını, ihtiyaçlarını karşılayın, gerekirse araç ayarlayın, biz karşılarız. Yani bu gerçekten paha biçilmez bir şey. Minnettarız, iyi ki varlar.